Bu yıl ikincisi düzenlenen Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda Ayhan Çelik ile birlikteyiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok orijinal çalışmalarınız var. Fuarın en özel çalışmalarından biri bunlar. Biraz bu çalışmaların nasıl ortaya çıktığından, bu misyondan, biraz da sizin sanat yaşamınızdan bahsedelim istiyoruz. Ben 2000 yılında eğitim fakültesi mezunuyum. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Eğitim fakültesinden mezun oldum fakat öğretmenlik hiç yapmadım. Üniversite yaşamımın ikinci yılından beri hep masaüstü, internet üzerinden ve video art üzerine sektörel çalışmalarda bulundum. Sektörde çalışıyorum 22 yıldan beri. Bu sektörlerin hepsinde çalıştım. Bir yandan da kişisel çalışmalar yapmaya devam ettim sürekli. Bunun içerisinde heykel, üç boyutlu çalışmalar var, aynı şekilde dijital çalışmalar var, akrilik çalışmalar var. Fakat sergiler ve fuarlar üzerine çok gitmedim çünkü bizim sektörün yoğunluğu çok fazladır. Hani 72 saat çalışmışlığımız vardır, hani 48 saat uykusuz. Bizim mesai kavramlarımız pek yoktur, özellikle yetişmesi gereken işler vesaire olduğunda. Bu çalışmalar, bu zaman aralığında da şeyi fark ettim, yani Türkiye'de özellikle sergi gezdiğim zaman çoğunlukla hep böyle tuval üzerine ve dekoratif olarak düşünüldüğünü görüyorum. Bu benim kendi tabii kişisel görüşüm. Genel algı bu. Bunun içinde çok küçük bir kitle var. Sanatı farklı bir şekilde algılayan, sanatı sanat olarak ve bunun ekonomisini, sanat ekonomisini de farklı algılayan daha küçük bir grup var. Bunun içinde zaten fuara özellikle resim gibi gözüken fakat dijital baskılarla, dijital olarak oluşturulmuş işlerle katılmak istedim. Yani bunlar kendi çektiğim fotoğraflardan resim etkisi uyandırmak isteyerek oluşturduğum işler. Fakat burada özellikle hiç fırça etkisi, el etkisi, yani sanatçının birebir müdahalesi yok. Sadece dijital tool'ları kullanarak, yani mouse'la bir yerden bir yere tıklayarak oluşturduğum işler. Böyle olması özellikle özelliği bu ve her bir resmin kendi parmak izi var. Yakın çekimler aldığınızda göreceksiniz ya da yakından baktığınızda göreceksiniz. Parmak izini andıran çizgiler görüyorsunuz bu. Bu işin hem kopyalanma riski için yapılan bir şey hem de yakından farklı, uzaktan farklı 6 adımdan işte ortalama bir insanın adımıyla düşünecek olursanız 6-7 adımdan sonra artık o çizgiler gözükmemeye başlıyor ve artık başka bir şey görmeye başlıyorsunuz. Artık figürleri görmeye başlıyorsunuz. Modern kalabalıklar serisinden buradan resimler görüyorsunuz. Burada modern kalabalıklar olmasının sebebi hepsinin isimleri de 2000 yılından, 2020 yılından sonrasındaki yıllara atıfta bulunur. İşte mesela bu 2023 resmi, 2046, 2051 vesaire gibi. Bunlar birazcık da geleceğe gönderme. Umuyorum ki gelecekte bu tarz çalışmaların Türkiye'de en azından daha fazla yayılması ve dijital çalışmaların da artık sanat değilmiş gibi algılanmaması için özellikle bu tarz çalışmalarla getirdim. Düz bir kağıt üzerine basmamamın ve tuval olarak basmamın sebebi de bu. Yani birçok kişi de zaten gördüğünde akrilik ya da boyayla yapılmış zannediyor. Malzemenin çok önemli olmadığını, burada sanatçının bakış açısının ve sanatçının estetik kaygısının ya da yapmak istedikleri şeyleri aktarmasının daha çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu ifade etmek için de bu şekilde katıldım. Şimdi NFT'lerin yoğunlaştığını, sayılarının arttığını görüyoruz. Dijital çalışmaların sayılarının arttığını görüyoruz. Teknoloji ilerledikçe sanatın da bundan etkisini aldığını söylemek mümkün. Sanatla teknolojinin bir arada ilerleyişinde sanatı nasıl değerlendirirsiniz teknolojiden beslenmesi hususunda? Bence sanat zaten teknolojiden ayrı olamaz. Teknolojiyle bir olmak durumunda. Sanatçı dediğimiz insan da zaten teknolojiyi takip etmeyen, yeniliğe kapalı bir insanı ben sanatçı olarak, benim kişisel görüşüm, ben kabul edemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben basit şekilde anlatabilmeye çalışırsam, Leonardo da Vinci bugün yaşasaydı herhalde onu dünya kabul ediyor. Yani büyük bir sanatçı olduğunu, en büyük demeyeyim de yani büyük bir sanatçı olduğunu kabul ediyor. Teknolojiye uzak kalamayacağını düşünüyorum. Yani illaki bu tool'ları, bu araçları kullanacağını düşünüyorum. Bu kesinlikle
bütün sanat, boya kalkacak, işte üç boyutlu heykeller, çamur kalkacak, mermer oyma vesaire falan kalkacak demek değil. Bu işlerle birleşerek belki çok daha farklı bir noktaya geçecek ve bundan korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunun iyi anlaşılması gerektiğini ve iyi üzerine etüt edilmesi gerektiğini, iyi çalışılması gerektiğini, iyi öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Korkarsak öğrenmiyoruz. Öğrenmedikçe de korkmaya devam ediyoruz. Çünkü insanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar, görmedikleri şeylerden korkarlar. Öğrendikleri zaman bunun korkulacak bir şey olmadığını görecekler. İnşallah, umuyorum insanlar bunları öğrenmeye daha fazla meraklı olurlar ve öğrenirler. Öğrendikçe de zaten normalleşecek bu durum. Öğrenmeden söz açılmışken, sanatseverlerin fuara gösterdiği ilgiyi, çalışmalara gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz bizlere? Ben görüştüğüm insanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Birazcık daha yoğun ilgi bekliyorum aslında. Sanat severleri daha fazla bu alanlarda görmek istiyorum. Birazcık daha etki artsın istiyorum. Çünkü Türk insanında sanat bilinci artarsa bu her yöne yansıyacak. Yani bizim şehirleşmemize, binalarımıza, yapılarımıza, yaşadığımız ortamlara, her şey, tasarım biliyorsunuz ve sanat her şeyin içerisinde aslında. Yani şehire bile baktığım zaman ben bir güzel bir görsel görmek istiyorum. O şehre baktığım zaman içim bunalmasını istiyorum. İstanbul'da özellikle. Bu tip şeylere de faydası olacağını düşünüyorum. Onun için ilkokuldan, anaokulundan hatta bütün eğitim sürecinde, hatta belki hukuk bile okuyor olsa ya da politika falan okuyor olsa bile, sanat derslerinin seçmeli falan olarak bu fakültelere, bu eğitimin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çünkü bütün insanları ilgilendiren bir şey. Kılık kıyafetinizin giyim tarzınızdan tutun da işte kendi evinizin dekorasyonuna, şehrinizin, sokağınızın dekorasyonuna ya da şekline, rengine, her şeyine yansıyan bir şey. Onun için de sanat eğitimi bence çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey, vakit ayırdığınız için. İyi çalışmalar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.